İnsan bazen çok yalnız hissediyor kendini. Aramamış, bir daha sormamış, gelmesin istemiyorum. Bir daha aramasın. Öyle benim babam kim? Kocaman bir boşluk. Öyle tek başına oturuyorsun. İnsanlar gelip geçiyor yanından. Baba. Zeynep, ben senin baban değilim. Ben inansamda hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece seni tanımak istiyorum. Gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Anne, ben bugün babam sandım. Bir adama sarıldım. Sen öyle tek başına oturmaya devam ediyorsun. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Çünkü o benim babam. Sadece benim babam. Kansaydın o aptal kasabanla. Dönmeseydin, ölseydin orada, geberseydin. Kimse dönüp bakmıyor bile. Ne derdini bilen var, ne soran var. Melis gözlerimin içine bakıyor. Ben Kerem'i çok seviyorum diyor. Ben o zaman vicdan azabından ölüyorum Kerem. Ölüyorum. Anne, ben çok acı çekiyorum. Siyah beyazdı benim babam. Neden bizi terk etti? Sanki sen çok istiyordun. Sanki en çok hayalini kurduğun şey tek başına mücadele etmek. Sen gittikten sonra hayatı da öyle kolay olmayacak. Anne, ben çok acı çekiyorum ya. Ölüyorum vicdan azabından. İyi giderse gitsin. Kerem giderse ben ne yapacağım? Seni de anlamıyorlar biliyorum. Kerem, ne olur anla beni. Anlamıyorum. Babamı kaybetmekten çok korkuyorum. Öyle tabii. Onun tarafını tutmuyor musun? Onu benden daha çok sevmiyor musun? Hep bir kardeş isterdim. Kardeşi olanları kıskanırdım. Sen çıktın karşıma. Hep istediğim kardeş. Keşke kardeşim olmasaydın. Değer vermeseydim keşke. İstediğin oldu işte, paramparça ettin beni, mahvettin. Dibe vurdum sayende. Sen de bazen çaresiz hissediyorsun kendini. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kerem böyle davranmaz. Yapmazdı yani böyle bir şey. Kesin başına bir şey geldi. Yani şimdi bu genç çocuk, bunca balık varken neden evlendin? Hayır, bu değil. Sen Kerem'e aşık aptal kız olamaz. Olamaz. Belki de ben buyum. Çünkü seni seviyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Sen de benle bir şey yok. Anlayamazlar seni. Anlamayacaklar.